Nisa Gelin'in sunum masası farklı lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Altın yaldızlı tabaklarla gol çatal kaşıkların uyumu gayet güzel. Yaldızlı kadehler sade ve zarif bir modele sahip. Poğaça, el açması börek, tavuklu kuru dolma, kara lahana sarması, çörek, içli köfte, kekli baklava ve sultan sarması masadaki lezzetlerden bazıları. Acıkanlar parmak kaldırsın. Bayağı acıktınız. O zaman yani bu sofraya herhalde bir şey diyemezsiniz. Çünkü bayağı doyurucu lezzetler görüyorum. Evet. Ha? Nasıl buldun? Der misiniz? Nasıl buldun sanımlar Nisa'nın masasını? Genel olarak güzel gözüküyor. Güzel ama bir şey söyleyeceğim. Bu çaydanlık şey bardaklarının içi gümüş dışı gold mu? Yoksa yıkadığın Yok, için mi gittiler? Evet, yıkanınca öyle oldu. Ha, içi gümüş olmuş, gold dışı gold olmuş. Silver gibi görünüyor. Aynen. Biraz. Yok, gold. Bir de bir şey söyleyeceğim Aslı Hanım. Ha canım. Bu mesela böyle uzun olunca yanındakini kısa kullanılmalı bence. Ya da bu uzun olunca yanında daha da küçük bir bardak. İkisi de büyük. Bence ya. Böyle hoş durmuyor. Ama biri kadeh ama yine, şeklinde. Evet, kadehin evet. Altında kalıyor yine Bunun bence. Bunun bu kadar ay, kısa olsa bence... çok minik kalır ama ya. Böyle evet, biraz daha uzun olmuş sanki. Onu söylüyorum. Tamam. Başka peçelerini çok beğendim. Teşekkür ederim. Bunu da beğendim. Bunun fiyatı ne? Neyin fiyatı? Bu dediğin ne? Tabak yemek takımı. Takımı. Aynen. Yemek takımı. Kaç yemek... parça önce onu soruyorum. 12 kişilik, 54 parça. 54 parça. Evet. Çorba bu... kaseleri falan da oluyor evet, galiba. Evet, ortaya sunumlukları falan var. Ha, güzel. Ama ne takımdı, kadar? Bardakları bu. Bir de çatal kaşık seti 3500 TL. Ha, güzel, ne Çizgiler zaman almışsın? Çizgiler olmasa da daha da güzel olur. 1,5 sene önce. 1,5 ben yıl önce. Ben bu beğendim. Evet. Çok sade. Eşeğin. Çok kalabalık değil. Gördün evet, mü? Evet Anastasia ama için. Boyalı ve yine ben bunu gold olarak ama görmüyorum. Ama tam senin için sanki. Okey. Evet, bulmuşak bir şey yok artık. Susacağız. Yani, yapılacak yani. Bir şey yok Anastasia. Sustum diyor o da sana. Bu incileri evet. Buraya bunun yerine goldlu bir peçete yüzü isterdim. Bu artık İnci oturmuş şey yeni gelin deyince bu lütfen. Aynen incine. Bu olmazsa olmaz. Yok. Hayır boynunda çok güzel. Buradan yakaladım. Evet. Tamam onları öldürdüm. Bu bardaktaki desenleri sevemedim. Biraz çok eski bardak modellerine benziyor. Bu bardaklar bir de deforme olmuş. Aldığında da bu tonda mıydı daha gold? Biraz tamam. Daha tabii ki de parlak. Biraz açılmış. Gold kullanıyorum. Yani bazıları ne bileyim böyle hemen akıyor gidiyor ya goldlar. Evet. Bir senedir yine kalmış biraz yani. Hiç tamamıyla silinenler var. Evet. Yaldızlar hep öyle. Ben bir senedir kullanıyorum. Yaptın. Hiç bozulmadı. Yiyecekleri salatayı ben yaptım. Yoğurtlu salatayı ben yaptım. Bunu annem yaptı. Kuru dolma. Ben de ona yardım ettim. Patlıcan da olmasın. Biber, evet. Olması zeytinyağlı mı? Evet. Hayır. Normal. Etli mi? Hayır değil. Zeytinyağlı. Sıvı yağlıymış. Tavuklu. Ne? Sıvı evet. Yağlı. Tavuklu. Evet annem tavukları ince ince koyuyor daha farklı bir aroma veriyor. Şaka yapıyorsun. Evet. Vallahi bakacağım ya tavuk neresinde bunun? Tavuklu. Pirinçlerin arasında mı? Evet ay, pirinçle karıştırıyor içine öyle kuru koyuyor. Kuru patlıcan dolmasını ilk defa bu şekilde görüyorum. Sizin yörenize ait mi? Vallahi tavuk var. Evet annem Diyarbakırlı onlar öyle yapıyorlar. Diyarbakırlılar. Evet. Diyarbakırlılar etli yapıyorlar. Annem aldım. Buraya uyarladı onu. Nereye uyarladı? Sakarya Sakarya'ya uyarladı evet. Orta. Buraya gelen herkes et sevmediği bakın, için. Değişik bir şey ya. Yani hani daha da ekonomik olabilir tavukla yapılabilir. Beyaz et evet. Mesela. Beyaz et yemeyenler. Beyaz eti daha sağlıklı bulanlar. İyi bir fikir. Evet. Farklı bir aroma veriyor. Etten Tadına daha farklı oluyor. Tadına bakarız hep birlikte. Hakikaten tavukmuş. Ben dedim karıştırıyor herhalde. Yok tavuklu. Hayır tavuklu. Salata tavuklu galiba. Salata tavuklu. Onu da ben yaptım. İçli köfteyi annem yaptı. İçli evet. Köfte direkt elle o şekilleri makinanız mı var? Hayır annem kendi eliyle yaptı. Vay evet. Ama o limonsuz. Anne Diyarbakırlı aşkım ya. Ama o limonsuz yenmez. Onun yanına ben limon isterdim. Aynen bir süsleyebilirdin onu. Onu limonsuz. Limon içine akmasın diye. Nisa. Ay kesip yanına servis Nisa. Edebilirdin. Bak gümüş. Anastasia fazlasıyla kenarında gold var. Uyum yakalamış bence. Öyle mi? Bence evet. De güzel olmuş. Ben bundan de beğendim. Burası da gold Fransız olsaydı olmadı. Çok bağırdın. Evet. Çünkü hangi ben kaşıklarım da goldu. Kendi memleketine dair bir şey yaptın mı? Sen GV'de şey oturuyorsun. GV'ye dair evet hiçbir şey yok galiba burada. Dün senin masanda çok olduğu için ben annemin ve babamın memleketlerine uygun yaptım. Ama GV'li değilim yine zaten. Yine de tercih evet, GV'li değilim. Yani Artvinliyim. O yüzden kara lahana sarması var. Mısır ekmeği ve turşu kavurması. Etli o da etli mi? Değil. Burada da değişik aslında bir şey etli var. Olur. O tarafların hepsi etli. Yapan var. Rizeliler Korkut'u hep etli olur. Öyle mi? Biz hep etli. Hatta satır kıyması derler değil mi? Böyle parça et gibi. Aynen evet. Öyle. Büyük büyük. Nisa'nın tarafı biraz ekonomik yaklaşıyor galiba. Tavuk, etsiz. Biz etsiz yapıyor. Genelde ben defa hep etli biliyorum. Aslında etsiz de lezzetli olan da bir sıkıntı yok ama bizim yerimize ait olan evet. Farklı yapanlar biraz böyle var. Hani çay masasına
bence daha güzel etsiz. Değil mi? Evet. Yöre evet. Yani ya. Yemek... yemek hani, farklı. Yok o yörede bence etsiz. Mesela Antep'inde etlidir mesela kuru dolması falan ama zeytin evet. Yağısı da muhteşemdir. Evet. Evet. Çay masalarında bence etli olmalı, etli olması gerekmiyor illaki. Evet. Hani etli sarma, etli don bence hiç olmaz zaten. Ama salatalar zeytinyağlı. Evet, zeytinyağlı mesela. Önde ne vardı onlar? Baklava var, el açması galiba. Kekli baklava, eşimin yengesi yaptı. Kekli baklava? Evet. Aa, arasında kek var. Bir de saray sarması kek. Var. Saray evet, saray sarması. Var. Onu da eşimin kuzeni yaptı. Aynı teşekkür güzel. Ederim. Evet. Sağ olun. Burada el açması patatesli böreğimiz var. O da fırında pişti, közün üstünde. Fırında, közün üstünde? Evet, dışarıda toprak fırında pişti. Ay, bak bak. Neler neler yapmış. Közün üstünde pişen böreğin tadına doyum olmaz. Poğaça evet. Var. Evet, mısır ekmeği var orada. Poğaça var. Evet, mısır ekmeği var. Aynen, kayınvalidem yaptı. Yer ondan. Vallahi bence ben gayet güzel. Sen çok güzel. Hayatın. Çok zengin masa. Aynen. Değil mi? Eline sağlık. Sunumlukları beğendiniz mi? Hani bakın goldlu beyazlı kremli. Sunumluklar gold uyumu var ama modeller farklı tarz. Mesela şunlar şu. Bir takım galiba. Evet, İki ayrı bunlarda. Takımı koymuşsun. Evet, çünkü yetmediği için mecbur. Ama biri ama daha mecbur. Ağır, sade. Aslında daha... Şık mı şık, uyum var mı var. Şık. Ama benim tarzım var. Değil. Yani gold çok fazla. Bak şimdi uyum var. Gold burada var. Görüş şimdi yok. Biriyle uyumlu. Gold varsa bu bunu yakalamış. Aynen bence. Öyle, bence de. Klasik uyum var bir yani. Daha yok sporşik değil. Bir arada. Şu sunumuna bayıldım. Ne kadar aldın bunu? İkili boyutlu mu? Onun fiyatı 750 TL. Tabii içinde metaller var evet, ama metalli aletli bir şeyler seviyor. Dönme dolap gibi. Ona bayıldım zaten. Evet, buna çok beğendim. Evet. Masa örtüsü de güzel. Aynen ben de masa örtüsü evet. Çok beğendim. Çok güzel açmış masayı. Gold ağır ama masa örtüsü günden sonra bir açmış. Aydınlanmış evet, birazcık olabilir. Aydınlandık. Aydınlık, aydınlık, aydınlık dediniz. Şurada biraz bir karardı. Evet, biraz gözümü karardı. Kahvere gibi bir evet, kek var orada ama idare edin çikolatalı. Çakıl taşı mı? Evet, çakıl taşı var. Biraz bekledim. Ya o masada olurmuş onun. Bence boyaları akmış biraz. Hindistan cevizi yani ben çok Hindistan seviyorum. Hindistan cevizi gayet daha çikolatalı yani ama lezzetli görünüyor. Yani draje yani. Evet. Sonuçta aynen. Çikolata parçaları evet. Onlarda. Şıklık yapmak birer istemiş. Birer tane. O turşu kavurması mı? Evet turşu kavurması. Çok de bizde de çok meşhur. Oradan başla sen bakalım olmuş mu? Turşu kavurması. Hadi şurada. Afiyet olsun lan. Afiyet olsun. De lezzetlerin tadına bakın bakalım. Ben şuna bakacağım hazır bölmüşken. Aa, ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii şey ki söyle bir tane. Ben Rus'um. Evet Rus'um canım. Ruslar ne diyor? Ben şimdi köşede oturuyorum. Ruslar ne diyor? Kim köşe oturuyor evlenmeyecek. Ne? O yüzden her zaman biz de ay ben burada oturmam. Şaka yapıyorsun. Evet şöyle bir şey var. Ama sen ne çok, artık evlenmişsin. Celal. Celal. Çeteni alalım. Ay, Allah'tan evlenmişsin artık köşelerde evet, oturabilirsin. Ben hiç sadece söylemek istedim. Çok iyi yapmışsın. Bunu da biz de öğrenmiş olduk. Şey... Bekarlar köşelerde oturmayın ya. Mümkünse. Ne olur ne olmaz. Evet. Bizde de ellerini böyle bağlayanlara kısmetini bağlama derler. Aynen. Kapatma kollarını derler. Evet. Öyle mi? Bir de siyah kedi görünce saçını falan çekerler. Aynen. Senin öyle batıl inançların var mı? Yok, ben inanmıyorum batıl inançlara. Güzel, zaten evet. İnanınca tutuyormuş. Evet, olabilir. Çok enteresan. Ben inanmıyorum. Evet, afiyet olsun hanım, afiyet olsun. Şeker görmedim de masada, çaya şeker. Ben şekersiz içemiyorum. Çünkü. Ben de içemiyorum, aynen. Bir dene bakalım. Keklemek de güzel olur. Kendi şekerliğimi kullanarak içiyorum senin için. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yalnız tatlı. Dolma çok güzel olmuş. Gerçekten afiyet vallahi, olsun. Vallahi tavukla deneyin değerli izleyenler. Ben hemen içinin tarifini veriyorum size. İçinde bunun pirinç, 2-3 diş sarımsak, kuru soğan, biber salçası, biraz da domates salçası var. Tavuklar çok güzel olmuş, minik minik doğranmış. Biraz da maydanoz koymuş. Ay çok lezzetli, ekşili. Evet, çok sumaklı. Beğendim. Sumaklı evet, sumak çok yakışır. Anneciğin ellerine, kollarına sağlık hayatım. Afiyet olsun, teşekkür ediyorum ona buradan. İlişki testine çalıştınız mı? Yani çok öyle uğraşmadık üstünde ama. Bakalım diyorsun. Bakalım. Düğünü de izleyelim. İzleyelim Aslı Hanım. Bakalım neler olacak. Çok güzel şeyler göreceksiniz. Harika. O zaman biraz yiyelim ardından geçelim. Yemek masası yiyecekleri lezzetliydi. Yemek masasını beğendim. Uyumluydu. Yemek masasını beğendim. İkramlıklar güzeldi. Oraya bir inci detayı eklemiş. O da çok gereksizdi. Ama genel olarak gold uyumu güzeldi. Yemek masamı kesinlikle beğendiler. Ufak tefek kusurlar, onlarda nazar boncuğu olsun. Onlarda da olabilir sonuçta.